Kanka, ne yapacağımı biliyorum artık. Ne konuda? Bu Gizem denen kız var ya, Nazlı mı değil mi test edeceğim. Gizem denen kadın Nazlı mı değil mi? Dünyanın en zekice sorusu herhalde kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Oğlum bir dalga geçme ya. Ne oldu? Oxford sorusuna doğru cevap veremedi mi? Yo, verdi. Sayende rezil olduğumla kaldı. E oğlum niye şüpheleniyorsun o zaman hala? Abi bak, kızla yemek yerken tamam mı? Masada banduma banduma diye sayıklamaya başladı. Ne? Banduma, safranbolu yemeği. Oğlum elin Oxfordlusu nereden bilsin bandumayı? Kardeşim sen saçma sapan konuşmaya başladın bak. Bakayım bir iyi misin sen? Ha? Hastaneye falan götüreyim mi seni? İyiyim abi, hem de çok iyi. Ben köye gidiyorum. Nazlı'yı kendi gözlerimle göreceğim. Oğlum saçmalama lan. Falan çifteyle bekliyordur seni orada ha. Ayrıca ne diyeceksin kıza? Ben bir bakıp çıkacağım mı diyeceksin? Özür dilerim. Sonra oldu olacak, al kızı İstanbul'a da getir bari. Yok. Olmaz da. Ayrılalım de o zaman oğlum. Ne yapacaksın yani köye gidip? Öyle mal gibi ecelini mi bekleyeceksin? Yok. Ayrılık da olmaz. Çok zor. Oğlum benim bildiğim Ozan, bir kadının gözünün yaşına bakmaz, iki günde harcar. Sen var ya, aşık olmuşsun kardeşim. Aşık falan olmadım ya, olmadım. Hem zaten göreceğiz ya. Belki de ikisi de aynı kişidir. İçten içe istiyorsun değil mi aynı kişi olsunlar? Hatta bu kadar şeyi sırf bu yüzden bile tezgahlıyor olabilirsin sen. Saçmalama Seko. Oğlum bak, mükemmel olmaz mı? Bir düşün bak, kafanda bir kurgula. Gizem diye bir kadın var. Zengin ama gıcığın önde gider. Bir de iyi ve güzel Nazlı var. Bu ikisi karışınca ne oluyor? Ne şiş yanıyor, ne kebap, değil mi? Göreceğiz bakalım. Alo. Merhabalar. Kastamonu'ya ilk uçuşunuz için bir kişilik yer istiyorum. Ozan Ekinsoy.